Pascal. Kadir. Şu an stüdyomuzdaki değerli şahsiyet kim söyler misin? Dilber Hoca geldi abi. Hoş geldin Dilbo. Kadir, ben bunun ağzının tavanına salıncak kurar sonra da... Aman hocam, aman tamamlamayın lafınızı, gerisi pek hayırlı gelmeyecek yani. Yani beni böyle bilimsel görüyorlar, ibibik zannediyorlar. Ben çukur cuma çocuğuyum, bak ebenizi sizin. Hocam ben ne yaptım ya? Yani tamam, hiçbirinizde beyin yok ama arada sen de biraz beyin sahibi insan refleksleri gördüğüm için sana söylüyorum. Hocam yeteri kadar aşağıladıysanız mevzuya mı geçsek? Kadir, bizi hakaret mi ettin? Bildiğin gibi değil. Dali mi bunu? Dalma abi, ayıptım sanki. Gel hadi gel, erkek sen gel, karate biliyorum ben. Aa, Dilber hocam siz karate mi biliyorsunuz? Tabii, kitaptan öğrendim. Kitaptan karate olur mu be? Olur tabii, niye olmasın? Yüzmeyi de kitaptan öğrendim ben. Denize gitseydiniz hocam. Yani bir kere denedim ama cahil halk dolu plajlara. Ben cahil halkın arasına karışmak istemiyorum. Neden hocam? Parmak atıyorlar. Hocam halkını sevdiğinden yapıyor onu ya. Biz alıştık, siz de alışırsınız. Hatta şunun şu kadarını söyleyeyim. Pascal'ın hoşuna bile gitmeye başladı ya. Parmak yemediğim gün yaşımı saymam. Aman size mübarek olsun, vallahi ben almayayım yani, hiç bilimsel bir hareket değil. Parmak zaten çok cahil bir şey yani. Dilber hocam, bugün yeteri kadar saçmalıysak ve bizi yeteri kadar aşağıladıysanız mevzumuza mı geçsek ya? Sabah sabah cehaletin kabasını almaya başlayalım Kadir. Yoksa birikiyor, hiç uğraşamıyorum. Artık genç değilim, çabuk yoruluyorum haliyle. Dilber hocam, bir dinleyici sorusu var. Sinem soruyor. Dilber hocam, YGS sınavında bir cahillik yaptım ve soru kaydırdım. Tabii sınavı kazanamadım. Acaba ben şimdi ne yapayım diyor. Yani şimdi evet, tipik bir cahille karşı karşıyayız. Soruyu bile soramamış. Soru kaydırdım değil, şıkları kaydırdım denir ona. Siz hiç kaydırdınız mı? Ben MBA yaparken şıkları kaydırdığım halde Harvard'ı bitirdim. Oha, o nasıl oluyor? İşte düşün, bende nasıl bir beyin var. Hocam peki Sinem ne yapabilir artık? Yani bundan sonra nasıl girsin? Yani biçki dikiş kursları var. Eskitme, boya, makreme tarzı düşünebilir. Herhalde akademik bir kariyer düşünmüyordur artık. Hoca yapma ya. Geçirin umurunu kırma. Lütfen. Yani şimdi cahil cahil konuşma. Üniversiteye giremeyince hayatın sonu gelmiyor. Ben onu demek istiyorum. Yani başka yollar, başka okazyonlar deneyebilir. Misal Nalbantlık Yüksek Okulu var. Güzel bir branş. Memlekete Nalbant da lazım. İlla tıp fakültesini kazanacaksın diye bir şey yok yani. Peki siz üniversiteyi kazanmasaydınız mesela Nalbant olur muydunuz hocam? Yani atlar çok cahil hayvanlar Kadir. Sen de biliyorsun, bugüne kadar üstüne bindiğimde beni üstünden atan tek canlı at oldu. Atlar benim kıymetimi. Hocam siz at biliyor musunuz ya? Tarihçi olup da at binmeyene ben tarihçi demem. İnsanlık biliyorsun Kadir, atla beraber ilerlemiştir. Hatta evrim sürecinde bir ara atlar insanı geçer gibi olmuştu. Yani dolayısıyla at önemli bir canlı. Peki hocam, kafası çalışmadan niye at kafa deniyor o zaman? Yani şimdi en yakınımızda Pascal var. Alalım Pascal'ı. Tipik bir at kafa, şuna baksana yani. Kadir ne diyor bu? Kötü bir şey mi diyor? Yok, seviyor. Yani dur desen durmaz, yürü desen yürümez. Buna ancak bürüş diyeceksin. Kadir kötü bir şey diyor. Yok abi, kompliman yapıyor ya. Gazi'de koştursan son yüze kadar ilk üçte koşar bu. Kedi, oğlum ben kıllandım. Dilber hocam, sizin de ne sevdiğiniz belli ne sevmediğiniz ya. Ben bilim insanıyım, yani sevmek diye bir şey yok bende. Bilim sevmez Kadir, inceler, böler, parçalar, analiz eder. Mesela alalım Pascal'ı, baktığın zaman iyi bir çocuk. Kromozomları falan tam ama... Bilimsel süreçte hala eksik bu çocuk yani. Hocam bakın, ayıp oluyor. Kadir, kötü bir şey dedin mi? Vallahi bu sefer dedi Pascal. Dalayım mı? Dal Pascal. Gel lan buraya. Hiç bana bak bakayım, böyle karanfil sakallı falan olduğuma bakma. Vallahi ben mahalle çocuğuyum, kunduranı seni. Gel lan buraya. Gel lan gel hadi. Aa! Hocam ne yaptın ya? İşte bu bilimin tokadı. Bütün cahillere ders olsun. Ya Dilber hocam, Pascal
Ağlıyor içli içli. Ne vuruyorsun çocuğa ya? Şuraya bak, Sibop'tan hava kaçıran beşik top gibi iyi diye ağlıyor ya. Ay kıyamam, gel bakayım, gel seveyim seni. Ama yeter, ben gidiyorum, vallahi gidiyorum ya. Ne haliniz varsa görürsünüz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Paka paka.